Talk'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün salı, ben hala hastayım. Bir bakalım bu çarşamba gününe kadar raporluyum. Ondan sonra doktor dedi ki bak dedi perşembe günü iyi olmazsan sadece bir telefon aç dedi. Ondan sonrasında sadece bir telefonla ben seni bütün hafta rapor yazarım gibisini. Okey dedim. Şu burnumun tıkanıklığı ve şu öksürüğü aslında gidermek istiyorum gerçekten. Çünkü böyle işlerine gidersem o zaman herkes bana diyecek ki aa git buradan bana bulaştırma gibisini. Neyse akşama yemek ne düşünüyorum bilmiyorum. Dünden söyleyeyim bana chili con carne kaldı. Şöyle kırmızı fasulyeli kıyma vesaire falan. Ve düşünüyorum o... Big Mac roleyi yapacağım ya. Big Mac rolenin o hamuru diyeyim artık ama hamur değil. Onu yapsam ondan sonra bu kalanı böyle şu hükmün keyzeyle karıştırıp onu doldursam içine aslında güzel gider. Evet bir sürü bakın ingva shotlar vesaire falan. Yani ama geçmiyor. Neyse bir bakalım. Bayağı bir karanlık ama bugün dün annemin doğum günüydü. Dün maalesef de hala raporlu olduğum için bir yere çıkamadım. Ama bugünden itibaren dışarıdayız ve Çin yemeği geldik. Makus'un damatı, damat demeyelim, oğlum geliyorlar. Çin yemeğe geldik. Canım benim, paşam. Bugün Osman da vardı ya. Kurtuluş şey yok biz. Bizim tek izlediğimiz şey neydi? Kızılcık şerbeti. Paşam bir gel. Bir gel o tatlı dilini yerim ben senin. Maşallah benim paşama. Benim paşa oğluma. Anneyi mi duydun? Anne yok mu? Şimdi size bir şey göstereceğim. Annem bana çok güzel gene bir şey yapmış. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Kaç günde anne yaptım bunu? 5-6 günde. 5-6 günde ya şöyle bir tane örtü. Aç anne aç. Görünsün renklerin güzelliğine bak. Ben üstüne hayran kaldı bakıyor. Balkona falan oturduğumuz zaman akşamları üstünü örtünmek için. Allah'ım. Yerim ben şimdi. Ne oldu bir tanem? Damadım benim. Gel abisi. Canikom. Söyle. O yerim. Yerim. Yaman bibim. Günaydın. Bugün cuma. Evden çalışıyorum ve berbat bir haldeyim. Kusura bakmayın ama gerçekten uyanamadım. Hala uyuyorum aslında. Ne bileyim bu hastalıktan sonra falan sanki böyle daha bir günde 10 saat uyku lazım oluyor. Neyse annemlerle gördünüz. Yemeğe gittik. Annem canım benim o battaniye o kadar güzel ki. Yani gerçekten hem de benim sevdiğim renkler yani hem renkler hem desen vesaire çok iyi tanıyor annem beni. Evet yazın onu böyle güzel balkonda falan otururken akşamları soğuduğu zaman böyle üstüne alırsın veya şeylerde yatarken üstüne koyarsın gerçekten çok güzel. Dediğim gibi bugün cuma evden çalışıyorum ve sonra annemle babamla Würzburg'a gideceğiz. Ama sadece diş doktoruna yani gerçekten gidiyoruz diş doktoruna bayağı bir uzun sürüyor. Babamın geçen sefer üst dişleri yapıldı. Ondan sonra aslında 3 hafta önce termini vardı ama orada babam çok feci hastaydı. Bugüne aldılar. Annemi de götürmüştüm. Annem de bir kontrol olarak galiba gidecek bugün. Neyse
Ve arkadaşlar salı günü, aslında pazartesi günü otomatım geliyor. Salı günü de bir adam çağırdım. Bana onu işte yeri yapmasını vesaire falan tam doğru düzgün olsun gibisine. Tabii ki biz de bakacağız nasıl yapıldığını. Olur da inşallah ikinci, üçüncü otomatımız olduğu zaman biz yaparız falan. Ama şimdi gerçekten istediğim birisi gelsin yapsın. Çünkü bunu da unutmayın. Otomatı arkadaşlar sigortaladım. Sadece birisi kırdığı zaman veya ne bileyim otomatı çaldığı zaman falan sadece bu konuda değil. Allah göstermesin bir insanın üstüne düşebilir. Yani yere montaj edeceğim. Onu sen 2-3 kişi, belki 4-5 kişi lazım onu devirmek için. Zaten kendisi galiba 500 kilodan fazla. Ama tabii ki gene de Almanya'da böyle, yani sigortası olması için yere güzel montaj olması gerekiyor. O yüzden dedim ki adam gelsin. Görelim, yapsın. Ondan sonra sigortaladım. Yani şu anda zaten sadece para ödüyorum. Onu söyleyeyim. Tabii ki daha otomat gelmedi. Bir sürü abur cuburlar aldım. Daha iki tane abur cubur var. Onları alacağım. Ondan sonra otomat tamamen full arkadaşlar. Evet, ondan sonra şey almam gerekiyor da söyleyeyim, bana sağ ve sol tarafına böyle yapışkan otomatın veya firmanın ismi Bestiesnack diye, onu ben Markus'tan en iyisi yapayım. Çünkü Markus biliyor böyle işte flyer olsun, ondan sonra bu nasıl derler, reklam şeylerini falan o kendi Legos'u için bayağı yaptığı için biliyor, o yüzden ondan bir yapacağım. İnşallah çabuk gelir o da. Evet, salı günü geliyor. Bir adam sadece montaj etmeyecek, bana ilk adımları da gösterecek. O yüzden bugün ben evde olmadığım için, Würzburg'da olduğum için Marcus'a dedim ki bankaya gitsin, bozuk para alsın. Normal bozuk para veriyorlar sana. Karşılığında o bozuk parayı da sen kiat para olarak veriyorsun veya işte sen kontondan çekiyorlar. Ondan sonrasını, ama bu otomat üzerine ben size en iyisi yalnız bir video yaparım. Ondan sonra her şeyi anlatırım arkadaşlar. Sonra diş doktoruna gidiyoruz. Dila. Selam. Teminden beri kara kara düşünüyorum ve dedim ki sadece ben kara kara düşünmeyeyim. Siz de benimle birlikte düşünün. Ha bak, geçen sefer demiştim ya bulduk para rolleri. Bakın şöyle. Ay dur. Bakın şöyle şöyle bulduk para alabiliyorsunuz. Bu 2 euro. Ondan sonrasında 1 euroluk var. Şunlar 10 centlik var. Bunları aldım otomat için. Bir de aklıma bir şey geldi. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki genç bir kızsınız veya kızsınız. Ne bileyim, bir partiden çıktınız, bir diskotekten çıktınız vesaire falan. Ve arkadaşınıza yatırıya kalacaksınız, tamam mı? Ama hangi nedenlerden olursa olsun arkadaşınızla kalacaksınız. Ve bu aslında önceden planlı olan bir şey değildi. O yüzden de tabii ki yanınıza size lazım olan kişisel bakım ürünlerinizi almadınız. Diyelim ki bir erkeğin yanında kalacaksınız. Sevgiliniz veya yeni tanıştığınız birisiyle. Ondan sonra bir erkeğin yanına falan gidildiği zaman veya partiden çıktınız, bir oğlanla tanıştınız atıyorum veya bir yerde kalacaksınız, evde kalmayacaksınız, yanınızda kişisel bakım ürünleriniz yok. Bir otomatın yanından geçiyorsunuz ve orada bir tane SOS ilk yardım ilk yardım kişisel bakım paketi, bir tane diş fırçası, diş macunu. Bunda daha karar şey yapmadım çünkü nereye gidersen git diş macunu olur yani. Bir evde diş macunu olmaz diye bir şey yok ama gene de. Ondan sonra makyajınızı silmek için bu şemde
Bu suya dayanıklı makyajı da siliyormuş. Ondan sonra yüzünüzü, ondan sonra güzel gene de temizlemek için bir tane deodorant her zaman lazım. Bir de sabahleyin kalktığınızda çok yorgun görünmemiz için şöyle bir tane göğüs bandı. Şimdi bunların hepsini güzel bir tane şeffaf pakete koyduktan sonra, plastik torba diyeyim artık size. Onları koyduktan sonra 5 euro alsam aslında iyi. Satılır mı bilmiyorum. Biz zaten bu otomattan her şeyi arkadaşlar deneyeceğiz. Yani bütün o aldığım abur cuborlarda %100 satılır mı? Burada güzel satılır mı? Bilmiyorum. Yani hepsi böyle biraz riziko. Ama denemen gerekiyor. Belki yarısı süper satılır, öbür yarısı hiç satılmaz. O zaman ürünleri değiştirmen gerekiyor. Bunu zaten yapmamız gerekiyor. Bunu herkes yapıyor zaten. Tabii ki biliyorsun, şu aralar takis biliyorsunuz belki. Her yerde her zaman satılıyor. Neyse, dediğim gibi bunların hepsini bir şeffaf torbaya koyup 5 euroya satayım diyorum. Çok fazla almayacağım. Alsam da, yani hiçbir şey satılmasa da deodorant her zaman lazım arkadaşlar. Ve ben çantamda her zaman bir tane deodorant taşıyorum. Minnacık şeyler. Zaten çok ucuz. Ben bunları bir iki ketlik kullanmaya kullanırım. Bunlar her zaman lazım oluyor. Ondan sonra şunları kullanıyorum. Ben kendim kullanıyorum ve bana güzel, yani ben şey, diş macunu zaten. Bunları da arkadaşlar, o zamanlar söyleyeyim bana. Dişlik, o şeffaf dişlik var ya, Invisalign, onları aldığımda bunları bana zaten hepsini hediye verdiler. Bunlardan 100 taneden fazla var yani. O yüzden buna para vermedim. Ama dediğim gibi şu paketi düşünüyorum. Markus'la da konuşacağım. Sonra görümcemler gelecek, konuşacağım. Birkaç tane arkadaşa yazdım. Onlar diyor ki %100 satılır, ben alırdım. Hem de onlar diyordular ki yani 8-10 euroya sat. Dedim ki yo, hayır. Yani o kadar çok profit de yapmak istemiyorum. Bir yardım şeysi olsun. Ne diyorsunuz? Neyse, bakalım. Gösteriyorum. Bakın şöyle bir paket. Biraz yanılıp tavuk gibi görünüyorum ama daha yeni kalktım arkadaşlar. Biz dün akşam yemeğe gittik. Onu bir göstereyim, ilk önce neler yedik diye. Gerçekten çok güzel şeylerdi. Ve oradan geldikten sonra da Action'a uğradık. Ve size şimdi ufak Action'da neler aldık arkadaşlar, onu göstereceğim. O kadar çok da şey almamışım ben. Sanki daha fazla aldık dedim de. Neyse arkadaşlar, şöyle süngerler var. Böyle ufak ama bunlar. Yani ufak süngerler. Bundan iki paket aldım. Ondan sonra biz biliyorsunuz hala diyetteyiz ve arada sırada canımız gerçekten çok çikolata falan istediği zaman şunlar var. İçinde şeker yok. Ama başka tatlandırıcılar var. Ama minik, böyle ufak, kalorisi de o kadar çok fazla değil. O yüzden bunları evde tutuyoruz yani canımız istediği zaman. Şöyle bir tane kova aldım arkadaşlar. Özel böyle 86 cent. Action gerçekten böyle şeyler için süper. Kovayı aldım otomatım geldiği zaman, otomatımı temizlemek için. Ondan sonra Markus şöyle bir tane kablo almış. Bu da otomat için aslında. Ve kendisine şöyle bir tane box almış. Legolarını koymak için. Bu aslında böyle werkzeug, tamir etme aletleri şeyleri için. Markus bunları Lego'nun için kullanıyor. Öyle. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kendime bir tane kahve yaptım. İlk önce bir kendime geleyim. Ondan sonrasında hava bugün güzel olacakmış. 16 derece. Bakalım. Benim bayağı bir işim var. Şey gönderdiler. Söyleyeyim bana. Otomatın programını bilgisayarda.
ve bütün ürünlerini içine koyman gerekiyor, fiyatıyla beraber vesaire falan, bayağı bir işi var. Onu yapacağım. Öyle. Bir şey daha unuttum, size göstermem gerekiyor. Markus bana kart vizite mi deniliyor? Böyle. Kart viziteler şey yapmış, sipariş vermiş, dün geldi. Altta adresimiz, telefon yazdığı için kapattım. Evet, çok güzel. Vay be, yani kart vizite. Kart vizite mi deniliyor onlara? İşte böyle kartın olan bir işim var artık. Aman, eskide sanayide çalıştığımız zamanlarım aklıma geldi gerçekten. Damat. Kendini oradan oraya buraya. Neyse, umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bu vlogda gerçekten daha çok benim yüzümü hep gördünüz. Bir dahaki vlogda daha çok dışarıyı vesaire falan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Size hayırlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.